Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Dolar hızla yükseliyor, borsa hızla düşüyor. Bugün 9 Mayıs 2019 tarihlerden ve borsa söylediğimiz gibi 90 bin seviyesini kırdıktan sonra hızlı bir şekilde aşağıya doğru gevşedi. 88 bin seviyesine kadar geldi. Yine dolar da bugün 6.26 seviyesine kadar yükseldi. Neredeyse 6.30'u zorladı. Bir miktar geri geldi. Şu sıralar 6.23 seviyelerinde. Faizler hep dolar ve altın diyoruz ya da dolar ve borsa diyoruz. Tahvil faizlerini biraz unutuyoruz. Tahvil faizlerinde de çok ciddi hareketler var sevgili dostlarım. %27'yi zorlayan tahvil faizlerinden bahsediyoruz. Piyasada yakından takip edenler bilecektir. Bundan bir ay kadar önce %16-%17 seviyelerinde hareket ediyordu tahvil faizleri. Bir anda bir hareketlik başladı. Özellikle YSK'nın kararından sonra 3-4 puan birden yukarı çıktı. Ve %27'ler seviyesine kadar geldi sevgili dostlarım. Bütün bu rakamlar çok kritik seviyeler bu arada. Şunun altını çizelim. Faizlerde %30'lara yaklaştı. Size geçtiğimiz birkaç video önce söylemiştim. Bakın dikkatli olun. YSK'nın kararından sonra biz faizleri %27-%30 bandı içerisinde görebiliriz demiştik. Ki söylediğimiz aynen gerçekleşti sevgili dostlarım. %27'ye kadar yükselen bir tahvil faizi gördük ne yazık ki. Keza yine dolarda altı seviyesi kırılırsa önce 6.20 seviyelerinde bir miktar zorlanır. 6.20 kırıldıktan sonra 6.50'ye doğru bir hareket gözlenir. 6.50'den sonra 6.80 ve 6.80'den sonrası da oldukça tehlikeli demiştik sizlere. Nitekim orada da öngörülerimiz söylediğimiz gibi birebir çıktı sevgili dostlarım. Önce 6 kırıldı YSK kararından sonra bir 6.16'ya gidildi, bir miktar geri çekildi. Sonrasında ertesi gün 6.20'ler zorlandı. 6.20'nin hafif altında kapattı. Bugünse 6.26 görüldü. 6.23'ler seviyesinde şu an itibariyle. Bakın dengeler nasıl bir anda alt üst oldu hepiniz gördünüz. Sevgili dostlarım şu anda soruyorlar bana. Dolar ne olacak? Borsa ne olacak? Altın ne olacak? Altınla da ilgili sizin için bir video çekmiştim ve orada da söylemiştim. Çok yakın zaman içerisinde dolar ve altındaki hareketlerle birlikte 252 lira civarında bir gram altın fiyatı görebiliriz demiştim. Yaklaşık bir hafta kadar önceydi o videom. İzleyebilirsiniz. Videolarımın arasında yer alıyor altın videosu. Şu anda 254 lira. Bakın nokta atışı fiyatlar veriyorum size. Nokta atışı fiyatlar. Bunların hiçbiri elbette yatırım tavsiyesi değil. Ya da hiçbiri falcılık değil. Sadece neler olursa bunların yaşanabileceğini söylemiştim ve size öngörüler sunmuştuk. Neydi o olabilecek ihtimaller? AK Parti, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin ekonomisi yerine yine siyaseti ve yine İstanbul'u tercih ederse, illa İstanbul'u ben kazanacağım derse bunlar peyderpey olur demiştim sevgili dostlarım. Nitekim söylediğimiz her şey aynen birebir gerçekleşiyor. Çok üzülerek söylüyorum. Haklı çıkmaktan çok da memnun değilim. Altını çizerek söyleyeyim. Ama bunların olması durumunda bu rakamlara gelineceğini görmek için falcı olmaya zaten gerek yoktu. Sadece olaya birazcık net ve birazcık reel bakmak yeterliydi sevgili dostlarım. Şu anda size hemen güncel rakamları söyleyeceğim. Ve bundan sonra neler olabilir konusunu biraz tartışacağız. Bu arada kanalıma abone oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımız da büyüyor. 130 binin üzerine de çıktık. Ama hak ediyoruz herhalde. Yani sizlere verdiğimiz öngörülerin boşa gitmediğini görmek en azından beni bu anlamda mutlu ediyor. Yani en azından öngörülerimizle sizi doğru yönlendirebildiğimizi tahmin ediyorum. Bu da bize yeterli oluyor sevgili dostlarım. Bakın BIST 100 endeksi yani borsa %1.76 düşmüş. Dün de keza %0.56, ondan önceki gün %2. 94 binden buraya geldi ve şu anda 88.686 puan seviyesinde. İnanın çok kritik seviyeler bunlar. Ha buraya kadar düştü tepki hareketiyle tekrar yukarı çıkar diyenler olabilir. Hiç katılmıyorum sevgili dostlarım. Çünkü borsa ciddi bir düşüş trendine girdi. Özellikle 82.500 seviyesine kadar
altının boş olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Teknik bir tarafa. Teknik önemlidir sevgili dostlarım. Ama teknik dışında bazı gerçekler var. Yabancılar Türkiye'ye güvenmiyor. Yabancı ülkeler de Türkiye'ye güvenmiyor. Finans sistemine değil, hukuk sistemine güvenmiyor. Adalet sistemine güvenmiyor. Demokratik yapısına artık güvenmiyor sevgili dostlarım. YSK'nın kararı yurt dışında tamamen bir talimat kararı olarak yorumlandı. Nitekim daha önceki videolarımda da söylemiştim sizlere. YSK'nın kararı çok önemli. Çünkü talimatla mı bu kararı alıyor yoksa tamamen hukuki temellere dayanarak mı bu kararı alıyor? Bunun ayrımını yapacak demiştim. Ve bu ayrımı yaptığı zaman yurt dışından net algı Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu kararı verdiği yönünde oldu. Almanya uyarıyor bakın bizi. Amerika keza yine uyarıyor. Yanlış kararlar alıyorsunuz. Demokrasiyi bitiriyorsunuz. Demokrasiyi ve hukuk sistemini yok sayıyorsunuz diyor. Aslında bu uyarıların ana nedeni şu. Bakın biz sizin ülkenizde yatırım yapacağız. Biz sizin ülkenize sıcak para getireceğiz. Ama kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Ve şu anda da orada yatırımcılarımız var. Bu yatırımcıların güvende olabilmesi için hukuk sisteminizin, adalet sisteminizin doğru çalışması ve aynı zamanda da demokratik bir ülke olmanız bizim için çok önemli diyorlar aslında. Ama bizler ne diyoruz? Siz bizim iç işlerimize karışamazsınız. Biz gayet demokratik kararlar veriyoruz. Peki yurt içinde azıcık olaylara objektif bakan vatandaşlar, aydınlar, gazeteciler durumu nasıl değerlendiriyor? Onlar da aslına bakarsanız adaletsiz bir çalışma olduğunu, YSK'nın verdiği kararın çok da hukuki temellere oturmadığını hissediyor, düşünüyor. Dönüyor sağındaki solundaki hukukçulara soruyor. Nedir bu kararın altyapısı deniliyor. Alınan cevaplar açıkçası insanları mutsuz ediyor. Çünkü hukukçular da bugüne kadar YSK'nın bu kararının bir örneğinin olmadığını, hukuki temellere bakıldığı zaman geçmiş içtihatları ya da geçmiş uygulamalarıyla örtüşmediğini düşünüyor. Yani YSK'nın kararı ne demokratik bulunuyor ne de sevgili dostlarım hukuki bulunuyor. Yurt içinde ya da yurt dışında. Dolayısıyla yabancı yatırımcı ülkeden bir an önce kaçmanın yollarını arıyor sevgili dostlarım. Çok da haksız değiller aslına bakarsanız. Türk insanlarının bile pek çoğu Türkiye'deki adalet sisteminden tedirgin. Uzun zamandan beri bakın son bir yıl içerisinde 250 binden fazla aydın, okumuş, eğitimli yani Türkiye'nin kaymak tabakası olan insan yurt dışına kaçtı. Yurt dışına yerleşti. Türkiye'ye güvenmediği için. Türkiye'de gelecek görmediği için Türkiye'nin önünde çok iyi bir şans vardı. YSK eğer ki bir talimat kararı yerine geçmişteki içtihatlarına uygun davranmış olsaydı ya da en azından hukuki temellere göre hareket etmiş olsaydı bugün hiçbir yabancı dönüp de Türkiye'yi uyaramazdı. Ya da hiçbir yerli, objektif, aydın, gazeteci ya da yorumcu ya da ekonomist ya da siyaset adamı tutup da YSK'yı ya da mevcut iktidarı eleştiremezdi. Sevgili dostlarım bunların hepsini sizlere söylemiştim. YSK'nın kararının çok ama çok önemli olduğunu, YSK eğer ki bir talimat kararı verirse dolar üzerinde ve borsa üzerinde çok ciddi baskılar yaratabileceğini sizlere çok net bir şekilde söylemiştim. Aksi bir durum olduğunda doların düşmeyeceğini de söylemiştim bakın. Sabit kalır, düşmez demiştim. Çünkü temel ekonomik sorunların yanı sıra dünyadaki gelişmeler devam ediyordu. Bununla ilgili Türkiye'nin acil ekonomik reformlar yapması gerektiğini ifade etmiştim sizlere. Nitekim ne reformlar yapıldı ne de siyaseten doğru adımlar atıldı. Ve tüm bu hatalar bizi bugüne getirdi. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne yazık ki Türkiye en az 2 ayda ekonomiyle ilgili bir adım atmayacak. Bu net. Seçime yürüyen, seçimi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan
bir siyasi parti olarak davranacak hükümet. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çözümler üretmek yerine acilen, ki TÜSİAD'ın da uyarısı bu yöndeydi, seçime ne gerek vardı, bir an önce keşke ekonomiye yönelseydiniz dedi ve Cumhurbaşkanı çok sert bir dille eleştirdi TÜSİAD. Herkes haddini bilecek dedi. Oysa TÜSİAD haddini biliyordu. Bir iş adamı örgütü olmak dışında Türkiye'nin bir vatandaşı olarak bu uyarıları yapmıştı. Evet, çünkü Türkiye'nin vatandaşları da artık bir an önce her şeyin yoluna girmesini istiyor. Ekmek 1,5 lira sevgili dostlarım, biber 20 lira. Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Salatalık 10 lira, patates 10 lira, soğan 10 lira. İşte Türkiye'nin gerçekleri. Et fiyatları 100 liraya aşmış durumda. Dolar 6,5 liraya geldi. Yeni enflasyonlar, yeni zamlar bizi bekliyor sevgili dostlarım. İşte Türkiye'nin gerçekleri, hem vatandaş hem Türk iş adamını ilgilendiren gerçekler bunlar. Onun için bu noktada bunları söylemek hadsizlik olmasa gerek. Bizi ilgilendiren meseleler olduğu için bizler bunların çözülmesini kimden talep edeceğiz? Tabii ki bu ülkeyi yönetenlerden talep edeceğiz. TÜSİAD da bunu yaptı ve Sayın Cumhurbaşkanı hop, haddini aşma bakalım dedi. Şimdi Amerika diyor aynısını. Avrupa ülkeleri diyor. Gelişmiş pek çok ülke Türkiye'ye farklı bir gözle, farklı bir gözlükle bakmaya başladı. Bu tablo bu şekilde devam ederse bakış açısı hiç değişmeyecek sevgili dostlarım. Dolar çok yakın zaman içerisinde 7 liraların üzerine çıkabilir. Borsa çok yakın zaman içerisinde 82.500 seviyesine kadar düşebilir. Bunlar ciddi düşüşler ve yükselişler. 7 liranın üzerine çıkmış doların yanına bir de yükselen petrol fiyatlarını koyun, ki yükselme ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü Amerika İran'la Hürmüz Boğazı'nda sıcak bir çatışmaya her an girebilir. Amerika İran'ın ambargolarını arttırdı sevgili dostlarım. Sadece petrol üzerinde değil, demir üzerinde, çelik üzerinde, bakır üzerinde yine yeni ambargolar uyguluyor. Ve Türkiye İran'a bu konularda da artık ticaret yapamayacak. Yapmaya kalkarsa Amerika Türkiye'yi iyiden iyiye karşısına alacak. Rusya-Amerika ilişkileri iyiden iyiye bozuluyor sevgili dostlarım. Rusya-Amerikan doları kullanmama kararı aldı ve kendi merkez bankasındaki dolar rezervlerini her geçen gün azaltacağını söyledi. Diğer taraftan Suriye'de Rusya'nın müdahalesini görüyoruz. Müttefikimiz dediğimiz, Amerika'ya alternatif olarak geliştirmeyi düşündüğümüz Rusya, bize rağmen Suriye'de operasyonlar gerçekleştiriyor. Demek ki Rusya da bizim tam olarak müttefikimiz değil. Bunu da söylemiştim sizlere, hatırlıyorsanız. Herkes kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eder. Çok da haklıdır. Ülkelerin, gelişmiş ülkelerin ana politikası budur. Önce vatandaşım, sonra diğerleri der. Ve uluslararası ilişkilerinde de kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmek isterler. Türkiye ne yazık ki bir denge politikası yürütemedi. İşte tüm bu gerilimler petrol fiyatlarını hızla yukarıya doğru fırlatacak sevgili dostlarım. Libya'da iç karışıklık var. İran ortamı zaten belli. Venezuela'da sürekli elektrik kesintileri oluyor ve iç karışıklık söz konusu. Bu nedenle petrol üretimi neredeyse sıfır noktasında. OPEC ülkeleri petrol arzını arttırmaya yanaşmıyor. Çünkü az petrolle çok para kazanıyorlar. O zaman artan petrol fiyatları bizi, Çin'i etkileyecek. Ha, Çin demişken Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları da her geçen gün artıyor. Tam bitti, bitecek, anlaşacaklar, el sıkışacaklar diyorduk. Trump açıklama yaptı. Çin'in gümrük vergisi oranlarını pek çok üründe %10'dan %25'e çıkartıyorum dedi. Demek ki hiçbir gerilim bitmiyor sevgili dostlarım. Düşünün şimdi, dış problemler ve bizim iç problemlerimiz, işsizlik, enflasyon, faiz oranları, döviz oranları, euro 7 liranın üzerinde örneğin, dolar 6.30 seviyelerine yaklaşmış durumda. Tüm bunlar bir araya gelerek korkunç bir kaosu beraberinde getirebilir. Geçen gün New York Times yazdı, Türkiye'yi yazdı. Türkiye'nin kırılganlıkları artıyor ve Türkiye tercihini YSK'ya baskı yaparak İstanbul'u kaybetmemekten yana kullandığı için ekonomik bir krizin hemen kıyısına gel dedi. Hatırlıyor musunuz? Yaklaşık 3 gün önce. YSK bu kararı açıkladığı gün sizlerle bir canlı video paylaşmıştım. Orada ne demiştim? Türkiye ekonomik krize adım atmıştır demiştim. Aynını 2 gün sonra
New York Times yazdı sevgili dostlarım. Günün sonunda şunu söyleyeceğim. Ne yazık ki Türkiye derin bir ekonomik krize adım adım ilerliyor. Hem dünyadan gelen efektlerle hem yurt içinden oluşan gerginliklerle ciddi bir krize doğru ilerliyoruz sevgili dostlarım. Peki hükümet bu arada ne yapıyor? İstanbul'u kazanmaya çalışıyor. İşte biz buna Pirus Zaferi diyoruz sevgili dostlarım. Yeni videomuzda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve tabii ki videomuzu beğeniyorsanız mutlaka sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın.